Üçüncü kısım Atlantis'in parlak dönemi ve çöküşü Eflatun, batık bir kıtanın şaşırtıcı hikayesini yazdığından beridir insanlar bu ifşaatın doğruluk derecesini kendi kendilerine sorup durmuşlardır. Hiçbir tarihi konu bu denli uzun süren tartışmalara ve gerçeği öğrenme tutkusuna sebep olmamıştır. İşte tarihçilerin tamamen bir haber oldukları zamanın karanlığında yitip gitmiş bir kıta ve bir millet. Eflatun'un anlatısına ve bu konu üstüne yazılmış 25.000 adet esere rağmen modern araştırmacılar arasında ancak en cesur olanları Atlantis'e inandıklarını ilan etme yürekliliğini gösterebilmişlerdir. Bu kara parçası hakkında ilk kez Eflatun'un milattan önce 5000 yüzyılda yazmış olduğu, pardon, 5. yüzyılda yazmış olduğu Timos Hayma adlı eserinde söz edildiğini görüyoruz. Büyük filozof bu eserinde bazı Mısırlı rahiplerle milattan önce 7. yüzyılda yaşamış Atinalı politikacı Solon arasındaki bir görüşmeyi aktarıyordu. Rahipler Atlantis'in dev bir adı olduğunu, Anadolu ve Libya'nın birleşmiş halinden de daha büyük olduğunu ve Cebeli Tarık Boğazı'nın ya da o zamanki adıyla Herkül Sütunları'nın ötesinde yer aldığını anlatıyorlardı. Bu ülke solunun doğumundan 9000 sene önce çok güçlü bir krallıktı ve buradan gelen işgalci, işgalci kabileler Akdeniz kıyısındaki tüm ülkelere yayılmışlardı. Atlantis'te işgalcilere yalnızca Atina başarıyla direnmişti. Sonuç olarak üzerinde yaşayanların insaf insafsızlıkları yüzünden depremler Atlantis'i epeyce salladı ve sonunda okyanus da onu yuttu. Eflatun yarım kalmış olan Kriton adlı eserinde buna Atlantis'in başka bir çağın politik ütopyası niteliğindeki ideal yönetiminin bir hikayesini de ekler. Romalı doğa bilimci Plinius da 1. yüzyılda yazmış olduğu ve bir tür ansiklopedi olan Doğal Tarih adlı eserinde Atlantis'ten bahseder. İlk Arap coğrafyacıları haritalarında Atlantis'i gösteriyorlardı. Orta Çağ yazarları onun varlığına kuvvetle inanıyorlardı ve bu kanaatleri Atlantis ile sayısız benzerlikler taşıyan eski adalara ait tradisyonlarla, geleneklerle destekleniyordu. Bu batmış adalardan bazıları 16. yüzyıla kadar haritalarda hala yer alıyorlardı. Hemen hemen tüm eski ırkların büyük bir tufana ilişkin sözlü gelenekleri vardır. Bu da onların ortak bir kökenleri olduğunu ve bu efsaneye olan inancın evrensel bir yaygınlığı olduğunu gösterir. 17. ve 18. yüzyıllarda Atlantis konusu çok şiddetle tartışıldı ve varlığı Montaigne, Buffon ve Voltaire gibi kişiler tarafından kabul edildi. 1627'de yayınlanan Yeni Atlantis adlı temsili eserinde Frankis Bacon'un bu ülkeyi sanatların ve doğa bilimlerinin geliştirildiği bilimsel prensiplere dayanan sembolik bir ütopya olarak temsil etmiştir. Atlantis'in hikayesini kanıtlamak amacıyla pek çok eser meydana getirilmesi getirilmişse de bunların içinde en iyisi muhtemelen Ignatius Dunnally tarafından yazılan Atlantis Tufan Öncesi Dünya isimli eserdir. Bu kara parçası sırasıyla Amerika, ardından İskandinav ülkeleri, sonra Kanarya Adaları ve daha sonra da Filistin ile bir tutulmuşsa da genel olarak Atlantik'in ortasında Atlantik'in ortasında yer almış olduğu kabul ediliyordu. Onun en ateşli savunucusu hiç şüphesiz 24 sene boyunca ABD'nin Yucatan konsolosluğunu yapmış olan arkeoloğu Edward Thompson'dır. Orta Amerika'nın esrarengiz kabilesi Mayaların Atlantis kökenli olduklarına daima inanmış olarak 1935 yılında öldü. Bilim adamlarının çoğunluğunun onunla alay etmesine rağmen diğer bazı kişiler kendisine desteklediler. Jeologlar Avrupa'nın batı kıyılarının eskiden Amerika istikametinde denizin çok daha açıklarına dek uzanmakta olduğunu ve bu alçak toprakların tarih öncesi çağlarda sular altında olduğunu keşfettiler. Atlantik'in dibinde dağ silsileleri, vadiler ve bilinen çıkıntılar vardır. Günün birinde Brest ile ABD'nin kuzeyi arasındaki bölgede bir denizaltı kablosu kopmuş ve böylece jeologlar burada en az 15.000 sene öncesinde atmosfer şartlarında yani açık havada katılaşmış olan lav parçaları keşfetmişlerdir. Colorado'nun pardon, Colorado'da bulunan bir köpek kafatasının ama Avrupa kökenli olduğu ortaya çıkmıştı. Hayvan 12 ya da 15 milyon yıl evvelde yaşamış eski bir türe aitti. Ve bu da Avrupa ile Amerika arasında bir kara köprüsü olduğunu düşündürüyordu. Arkeolojik keşifler eski Mısır ve Orta Amerika'da bulunan mimari, sanat ve yazıtlar arasında çarpıcı benzerlikleri ortaya çıkarıyordu. Oysa ki bu iki ülke birbirinden binlerce kilometrelik dev bir okyanusla ayrılmaktaydılar bu muammanın en akla yakın çözümü bu her iki bölgede bir Atlantis göçünün yapılmış olmasında yatmaktadır. Zaten başka bir açıklamada getirebilmiş değildir. Atlantis Casey tarafından ilk kez 1923 yılında yapılan bir okumada söz konusu edildi. Bunun ardından 23 sene boyunca değişik kişiler için yapılan yüzlerce okumada Atlantis tarihinin sayısız çehresi gözler önüne serildi bu okumalar kayıp kıtanın varlığını kanıtlamakla ve onun hakkında şimdiye dek tüm söylenmiş ve yazılmış olanların içinde en kayda değer olan niteliği taşımakla kalmıyor ayrıca pek çok ifşaatta da bulunuyor ve bu kıtanın ve üzerinde yaşayanların da çok ayrıntılı eksiksiz bir tablosunu çizdiriyordu Bundan da başka ve belki de en önemlisi bu şaşırtıcı uygarlık ile çağımız arasında heyecanlandırıcı, inandırıcı ve telaşa düşüren ürkütücü bağlar kuruyordu. Böylece Atlantis kültürünün son çağına ait günümüz dünyasının güncel sorularını doğrudan ve anlamlı şekilde etkilemekte olan unsurların varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu bir rastlantı değildir. Her iki medeniyet arasındaki sayısız paralellikler, Amerika'nın bugün almaya mecbur olduğu bazı kesin kararların önemini kavrama imkanı vermektedir. Casey dosyalarından aktarmalar İnsan dünyaya fizik formu ile geldiğinde yani sureti ile geldiğinde topografya bugünkünden çok farklıydı. Kutupların yer değiştirmesinden sonra ve binlerce yıl sonra da kıtaların ayrışması neticesinde önemli değişimler meydana gelmişti. Kutup bölgeleri tropikal veya yarı tropikal diler. <laughs> Kuzey Amerika'nın büyük bölümü Utah, Nevada, Arizona ve New Mexico hariç sularla kaplıydı. Bu bölgelerde bu bölgeler ise tıpkı Gobi Gölü gibi çölü, Gobi Çölü gibi çok bereketli ovalar durumundaydılar. Güney Amerika'daki Antların kıyı bölgesi de tıpkı bu kıtanın büyük bölümü gibi sıra dağların güney kısmı ve Peru hariç suların altındaydı. Doğu Afrika'nın bütün bütün kuzeyi Mısır ve Sudan suların üstündeydi ve Nil Nehri Atlantik Okyanusu'na dökülüyordu. Avrupa'da ve Asya'da Karpatlar, Kafkas Dağları, Norveç, Moğolistan ve Tibet suların üstündeydiler. Çok zengin topraklar olan İran ve Kafkasya Aden Bahçesi'ni hatırlatıyordu. Lemuria ve Atlantis kıtaları, Dünya'nın en geniş kara parçaları durumundaydılar. İleride Pasifik okyanusuna dönüşecek olan bölgede yer alan Lemuria, Amerika'nın batı kıta kıyısından Güney Amerika'ya, Ant sıra dağlarının ucuna kadar uzanıyordu. İleride Kuzey Atlantik durumuna gelecek olan bölgenin büyük bir kısmını işgal eden Atlantis, daha da büyüktü. Yüz ölçümü Avrupa ve Rusya'nın birleşik yüz ölçümlerine eşitti. Meksika körfezinden Akdeniz'e kadar uzanıyordu ve batı kıyısı günümüzde Amerika'nın doğu kıyısı olan ve o devirde sular altında bulunan bölgeye değiyordu. Florida açıklarında yer alan Bimini adası da tıpkı Bahama adaları ve Yucatan yarımadası gibi bu kıtanın bir parçasıydı. Mükemmel ırk Atlantis'te ortaya çıktığında, yani kızıl ırk meydana geldiğinde dünya acayip mahluklarla doluydu. Bunlar yeryüzünde maddi varoluş deneyini yapabilmek için her türlü tuhaf ve kaba bedenlere bağlanmayı kabullenmiş olan ruh varlıklardı. Bu yaratıklar yüz binlerce yıldan beridir yaşamaktaydılar ve dünyanın diğer bölgelerinde de olduğu gibi pimelerden 4 metrelik devlere kadar tüm boylarda ve hayvanlarla olan ilişkinin ilişkilerinin sonucu ortaya çıkan inanılmaz yaratıkları da hesaba katarsak hemen hemen tüm formlarda bedenlere bürünmüşlerdi. Başlangıçta tüm dünya barış içinde yaşıyordu. Çünkü yeryüzüne hakim olmak için gelişmek ve çoğalmakla vazifeli olan tanrı oğullarının mücadelesi işin başında öyle organize olmuş bir dirençle karşılaşmamıştı. Kusursuz bir bedenle doğan ruhlar dengeyi sağlamak ve ileride Belial oğulları ile patlak verecek olan ilahi iradeye giderek sırtını dönen iki ırk arasında ortaya çıkacak olan anlaşmazlıklara hazırlanabilmek için büyük sayılarla yeryüzüne gelmeye devam ediyorlardı. Kısa sürede bu yeni insanlar aileler ve topluluklar halinde birleştiler. O dönemde çok bereketli olan toprağın ürünlerini yiyorlar ve vücutlarının hilkat garibeleriyle yapmış oldukları cinsel temaslar sonucu epeyce tahrip edici etkiler meydana gelmiş olan o bölgesini de hayvan derileriyle örtüyorlardı. Mağaralarda ve ağaçlarda yaşıyorlardı. Hakimiyet kurmak, ıslah olmak ve dostluklar edinmek arzusu sonucu kabileler oluştu. İnsanlar kısa sürede birleşmeyi öğrendiler ve rahat yaşamalarının beraberliklerine bağlı olduğunu anladılar. Atlantis'te yaşayan insanlar dünyanın diğer bölgelere dağılmış olan başka ırkları ile aynı tekamül aşamalarından geçmek zorundaydılar. Ancak gelişmeleri çok daha hızlı olmuştu. İnsanların geri kalan bölümünün tersine Atlantisliler daha başlangıçta doğanın kendine sunduğu nimetlerden yararlanmaya çalışan sulh içinde bir ulus meydana getirmişlerdi. Taş başlangıçta vahşi hayvanlardan korunmak ve beslenmek amacıyla alet ve silah yapımında kullanıldı. Çok kısa sürede önce tahtadan sonra da taştan yuvarlak biçimli evler yapmaya başladılar. İlk Atlantisliler avcıydılar. Daha sonra çoban ve çiftçi olmuşlardır ve taştan ya da tahtadan aletler kullanmışlardır. Ateş ve doğalgaz ilk buluşları arasında yer alıyordu. Bunları demir ve bakır izlemiştir. Daha sonra fillerin ve başka dev hayvanların derlerinden balonlar yapmayı tasarlamışlar ve bunları yapı malzemelerini taşımada kullanmışlardır. Vay be! Köyler ve şehirler ortaya çıkmış ve insanlar iletişim yöntemlerini bulmuşlardır. Akıldan mahrum, ağır ve kaba bedenleri yüzünden hayli rahatsız durumdaki o hilkat garibeleri hiç gelişme kaydedemiyorlar ve yalnızca sahiplerinin kendilerine sağladıklarından yararlanabiliyorlardı. Fizik bakımından geçen asırlar boyunca ırklar arası birleşmeler ve tekrar edilen reenkarnasyonlar sayesinde hayvani görünümlerini ve iç güdülerini azar azar kaybettiler. En büyük sorun hayvanlardı. Devasa boylardaki etobur hayvanlar dağlardaki ormanları ve vadilerdeki cangılları sık sık ziyaret ediyorlardı. Dev, kuş, dev kuşlar toprağın üstünde süzülüyor ve ne bulurlarsa yiyorlardı. Bedensel olarak hiçbir savunması olmayan insanın çok güçlü bir savunma silahı vardı. Zekası, aklı ve iradesi sayesinde kuvvetli olan Yaşar yasasına bağlı olan hayvanların kaba gücüne karşı büyük bir başarıyla savaştı. Maddi içine düşüşüne rağmen Tanrı'ya hala yakın durumda olan insan, Yeryüzündeki ilk birkaç bin senelik yaşamı esnasında ruh varlığının günümüzdekine nazaran kendine çok daha kolayca ifade edebileceği bir bedene sahipti. Gizli melekeler gayet normal şeylerdi. Alnın ortasında yer alan üçüncü göz ya da sümüksü bez çok gelişmiş durumdaydı. Epifiz bezi sanırım bu bez. Ruhun pisişik melekeleri bu gudde sayesinde çalışıyordu. Kusursuz ırka mensup insanlar uzak bölgelerde neler olup bittiğini ve gelecekte olacakları görebiliyorlardı. Hilkat garibesi mahluklara da hakim olmak ve iradeleri altına almak yetenekleri vardı. Bununla birlikte insan dünyevi amaçlara bağlanmakta olması yüzünden giderek kaynağından uzaklaşıyordu. Böylece kendisine Tanrı tarafından verilmiş olan nitelikleri sonunda kaybetti. Ruhun bu melekeleri insan düşünce ve fiil ile yeniden ruhsallaşıncaya dek kayıp olarak kalacaklardı. Bunu başaranların sayısı çok az oldu. Hayvanlar alemi giderek daha büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştı ve sürekli olarak ölüm tehlikesi altında olması insanın yaşamını zorlaştırıyordu. Dünyanın 5 ulusundan gelen ve 5 ırkı temsil eden bir bilgeler konseyi M.Ö. 52.000'e doğru toplandı. Beyaz ırkın temsilcileri Kafkasya'dan, Karpatlardan ve Pers ülkesinden, sarı ırkın temsilcileri ileride Gobi Çölü olacak bölgeden, siyah ırkın temsilcileri Sudan'dan ve Kuzeydoğu Afrika'dan ve esmer ırkın temsilcileri de Lemurya'dan gelmişlerdi. Delegeler daha ilk konferanstan başlayacak, başlayarak dünyaya zarar veren yaratıklarla beraberce mücadele etmenin yollarını aradılar. Topraktaki ve havadaki unsurlarda bulunan güçlü kimyasal enerjileri kullanmak hususunda fikir birliğine vardılar. Bu karar umulan sonuçları doğurdu. Ancak gelecek senelerde başka sonuçlar da meydana getirecekti. Melez yaratıklar ve o hilkat garibeleri toplumun paryaları idiler ve en usandırıcı işlerde kullanılıyorlardı. Toplumdaki sınıfları evcil hayvanlar ve yük hayvanlarından çok daha az üstteydi. Onlar yüzünden kusursuz ırkın insanları tamamen zıt görüşlere sahip iki kampa ayrıldılar. Büyük ayrılıkların ve sıkıntıların doğmasına sebep olan husus saf ırkın insanları ile bu henüz hayvani tesirlerden kurtulamamış olan ırkın birleşmesiydi. Bu paryalar Bal ve Belzebut'un kötülüğün güçleri taraflarından oluşan Belial, Belial kabilesinin köleleriydiler ve çok sert muamele görüyorlardı sahipleri bunları gizli güçleri, hipnoz ve hipnoz ve telepati sayesinde hakimiyetleri altında tutuyorlardı. Bunlar kendilerine ayrılmış olan işleri yapabilmeleri için adeta çiftlik hayvanları gibi yetiştiriliyorlar ve ağır emekleri karşılığında kendilerine hiçbir fayda sağlamıyorlardı. Üstelik aile hayatları da yoktu. Onlar Alelade bir şekilde şeyler dokunulmazlar robotlar diye isimlendiriliyorlardı ve tarım işçisi veya hizmetçi olarak bazen de ticaret hizmetinde kullanılıyorlardı. Belal Belal oğullarının hırsları, kibirleri ve nefretleri yüzünden kaslar ve sınıflar meydana geldi. Onların insan haklarına ve başkalarının hürriyetlerine önem vermez tutumları kan dökülmesine yol açtı. Büyük çoğunluk sadece çıkarını gözeten açgözlü bir azınlığın arzu ve heveslerine boyun eğiyordu. Irsiyet ve çevrenin yasaları sonunda etkilerini gösterdi. Kişilerin dış görünümünde soylarının aralığını aralığına ve her birinin her birinin amaçlarına, ideallerine ve kendilerini harekete geçiren güçlerin niteliğine göre değişiklikler oluşmaya başladı. Bazıları beden ve yüz bakımından neredeyse kusursuz bir görünüme kavuşurlarken diğerleri de insan bedeni üzerinde hayvani eklendiler yani toynaklar, pençeler, kanatlar, tüyler ya da kuyruklar taşımaya devam ettiler. Bu garip yaratıklara Asur ve Mısır'a ait kabartma heykellerinde ve freks, fresklerde rastlanır. Bunların tamamen kaybolmaya yüz tutmaları Mısır'da gerçekleşmiştir. Eski Ahit'te bahsedilen bu insan kızları ve yeryüzünde yaşayan devler saf ırkı koruyunuz bilgisine ilham etmişlerdi. Bazen de ırklar arası birleşmeler beden bakımından gayet ilahi, insan formunda ve eksiksiz ancak menfi ruhlu varlıkların kimi zamanda adeta insan taklidi gibi ve son derece çirkin bedenli ancak son derece saf ve güzel ruhlu olan ruhsal ışığa aç varlıkların meydana gelmelerine sebep olmuştu. Önemli olan fizik yapı değil, Amaçtaki arılık, fikirlerdeki mükemmellikti. Şayet benim halkım olmak istiyorsanız sizin tanrınız olacağım. Emrine dayanarak Atlantislilerin içlerinde en ruhanileşmiş olanları halkı tek tanrıya tapmaya ikna etmek için gayret gösterdiler. Bir yasasının çocukları adıyla bilinen bu insanlar ırkı bedenen olduğu kadar ruhen de saflaştırmaya teşebbüs ettiler. Kuralları bir din, bir devlet, bir eş, bir ev, bir tanrı. Belal oğullarının hiç de hoşuna gitmiyordu. Sunağa ilk getirilen adaklar, bir yasası çok hoşmuş, bir yasasının çocukları. <laughs> Sunağa ilk getirilen adaklar, toprağın ve insan emeğinin ürünleri, tarlalardan alınan hasatlar, küçük kuzular ve buzağlar oldu. İnsanın belli belirsiz hissetmekte olduğu ama gözden kaybetmiş olduğu ilahi tarafının etkisiyle din bir realite haline geldi ve birin yasasının öğretisi sürüp gitti. Birbirinizi seviniz. Kendinizi günlük vazifelerinize, babanızın size vermesine dilediğiniz tüm o sevgiyle adayınız. Yakınlarınızla olan ilişkilerinizde birin yasasına sadık kalınız. Tanrı tarafından çocuklarına gösterilen bu ilk yasanın üzerine kurulmuş ilk inanç doğması şudur. Ey İsrail, işit, efendin olan Tanrın birdir. Benim karşımda başka tanrıların olmayacaktır. Tapınaklar inşa edildi ve kısa zamanda dini semboller, mevsimler, ayinler, dualar, neşideler oluşturuldu. Arılığı sembolize eden... Arılığı sembolize etmek ve hayatlarına daha ilahi bir amaç kazandırmak ve ışığı aramak gayesiyle sunaklara gelen melez yaratıkları yıkamak ve ruhsallaştırmak için kutsal ateşler yakıldı. Din yavaş yavaş bir sistem haline, insana tanrısal aslını hatırlatma tarzı haline dönüştü. Hayatın sürekli oluşu ya da tekrar doğuş, ruhun tekamül planının esas kısmı olarak kabul edildi. Karma ya da sebep-sonuç yasası ne ekerseniz onu biçeceksiniz temel olarak benimsenmişti. Giderek bir yasasının çocukları ile belal oğulları arasında bir çukur oluşmaya başladı. Beli al, beli al belal oğulları arasında bir çukur oluşmaya başladı ve bu çukur daha sonra bir uçuruma dönüştü. Belal oğullarının bedene bağlı ve materyalist yaşam biçimleri bir yasasının çocuklarından pek çoğunu da baştan çıkarabiliyordu. Bunlar o tür bir hayata imreniyorlar ve dayanamayarak sonunda onlar gibi yaşamaya başlıyorlardı. Dünyevi değerleri iyice azdırmak ve ruhsal olanı aşağılamak amacıyla bazıları putlara ibadetin dine girmesine göz yumuyorlardı. Büyük tufanlardan birincisi son batıştan binlerce yıl önce M.Ö. 50.700'e doğru meydana geldi. Sebebi dev boyutlardaki vahşi hayvanları yok etmek amacıyla gelişigüzel kullanılan kimyasal maddelerin ve güçlü patlayıcıların daha önceden kestirilemeyen ve doğanın dengesini bozucu etkileriydi. Ancak görünenin ardında yatan gerçek sebep insanın içine düşmüş olduğu insafsızlık haliydi. Hayvanların yaşadıkları mağaraların içine muazzam miktarlarda gaz verildi ve bu da henüz hala soğumakta olan yer kürede volkanik patlamalara ve zelzelelere yol açtı. Felaketin büyüklüğü kutupların yer değiştirmesine yol açtı ve bugünkü pozisyonlarına geldiler. Ayrıca son buzul çağına da neden oldu. Lemurya bundan hemen etkilendi. Zaten yavaş yavaş Pasifik'e gömülmekteydi ve toprakların büyük bir bölümü okyanus tarafından yutuldu. Atlantis'te ise bugünkü Antiller açıklarında bulunan ve Saragossa denizi olarak isimler, isimlendirilen bölge sulara ilk gömülen kısım oldu. Kıtanın geri kalanı çok sayıda büyük adalara ayrıldı ve bunlarda da Derin yarıklar, kanallar, çukurlar, körfezler, koylar, dereler oluştu. Ilıman olan iklim kavurucu hale geldi. Göçler ilk toprak sarsıntıları esnasında başladı ve az sayıda Atlantisli kıtanın batısına ya da doğusuna doğru göç ettiler. İlk grup Pirenelere yerleşti, diğerleri ise Orta ya da Güney Amerika'ya gittiler. Diğer taraftan Lemuryalılar da ilk önce Güney Amerika'ya göç ettiler. Pasifik kıyısında bulunan ve daha sonra Peru adını alacak olan ülkenin güneyinde yer alan Ok ülkesini işgal ettiler. Bu İnkalar adı verilen esrarengiz yerli kabilesinin kökenini oluşturmaktadır. Bu andan itibaren ve maddi uygarlığın kayda değer gelişmesine rağmen Atlantislilerde çalkalanmalar hüküm sürüyordu. Zengin toprakları geniş ve bereketli bir ülkede barış yerini ayaklanmalara ve isyanlara terk etti. Sunaklar tek tanrı kavramına sırtlarına dönenler tarafından insan kurban etmede kullanılır oldu. Güneşe tapıyorlardı. Sadece bir yasasına en sadık olanlar imanlarını sıkı şekilde muhafaza ediyorlardı. Her türlü sapıklık, frenlenemeyen cinsel askınlık ve haydutluk şiddetle hüküm sürüyordu. Köylüler, emekçi sınıflar açlık ve sefalet çekiyorlardı. Fizik ve ruhsal bedenlerde tıpkı denize gömülen dağlar ve vadiler gibi aşındılar, kemirildiler. Bilimsel ve teknolojik aşamalara rağmen içteki bu çürüme hali kendini beğenmiş ihanet halinde insaf ve adaletten mahrum bir milletin dağılmasına ve sonunda yok olmasına yol açmalıydı. İkinci tufan birincisinden çok çok sonra M.Ö. 28.000'e doğru meydana geldi ve pek çok büyük ada sulara battı. Bu ikinci afet Tevrat'ta Nuh tufanı olarak anlatılır. Volkanik patlamalar ve görülmemiş şiddetli fırtınaların ardından gelen tufandan sonra dünyanın bu bölgesinde varlıklarını sürdürmeye devam eden başlıca kara parçaları kuzeyde Poseidon, Antiller bölgesinde, Atlantik'in merkezindeki Aryaz ve batıda o Peru idi. Birçok Atlantisli buralara sığınmışlardı, daha büyük bir çoğunluk ise dünyanın diğer bölgelerine sığınmaya çalışıyorlardı. Lemuria Pasifik Okyanusu'na gömüldü. Üzerinde yaşayanların bazıları aşağı Kaliforniya'ya, Arizona'ya ve New Mexico'ya kaçtılar ve burada Mayra ülkesinde Mu kardeşliğini kurdular. Atlantisliler için bu bir çağın sona ermesi ve çok pek çok bakımdan seviyesine hiçbir zaman ulaşılamamış yeni bir uygarlığın başlangıcıydı. Tufandan sonra Atlantis'te bir yeniden inşa dönemi başladı. Atlantislilerin enerjileriyle ve çalışma kudretleriyle birleşmiş olan bilimsel zihin yapılarının hızlı gelişimi onlara mekanik, kimya, fizik ve psikoloji alanında ileri doğru harikulade adımlar atma imkanı verdi. Çünkü her şeye rağmen üstün bir millettiler. İlk tufandan sonra keşfedilen elektrik elektronik alanında önemli gelişmelerin yapılmasına ve her türden elektrikli aletin icat edilmesine neden oldu. Uranyumdan elde edilen atom enerjisi taşımacılık ve ağır cisimlerin taşınması için bile kullanıldı. Bunlar egoistçe maksatlarla kötüye de kullanıldılar. Atlantisliler en gelişmiş ısıtma ve aydınlatma sistemlerine sahiptiler ve diğer ülkelerle iletişim imkanları çok gelişmiş ve çok çeşitliydi. Lazer gibi her türden ışıklı sualar, şualar keşfedil keşfedilmişlerdi ve kullanıyorlardı. Bunlara ölüm şuası da den dahildi. Sıvı hava, sıkıştırılmış hava ve kauçuk da keşfedilmişti. Bugün henüz bilinmeyen bakır, alümin, alüminyum ve uranyumdan meydana gelen madeni alaşımlar uçan araçların, gemilerin ve denizaltıların yapımında kullanılıyordu. Telefon ve asansör gayet yaygındı. Radyo ve televizyonda tıpkı teleskopla yapılan gözlemlerde ve uzun mesafeden fotoğraf çekmede kullanılan ışıklı şuaların büyütülmesi işlemi gibi çok gelişmiş bir durumdaydı. Her türden süs eşyası ve mücevher imal ediliyordu. Ordu ve polis politika sahnesinde rol oynuyorlardı. <laughs> Bununla beraber Atlantis'lerin en önemli bilimsel başarıları güneş enerjisine hakim olmalarıdır. Esas olarak sonlu ve sonsuz olan arasındaki ruhsal irtibatı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bu devasa devasa boyutlardaki yansıtıcı <laughs> Bir saniye soluk alayım mı? Esas olarak sonlu ve sonsuz olan arasındaki ruhsal irtibatı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan bu devasa boyutlardaki yansıtıcı kristallere önceleri Tua Oil Taşı adı veriyorlardı. Ardından geçen asırlarla birlikte bunun kullanımı geliştikçe ve ilerledikçe enerjinin ne kablo ne de tel kullanılmaksızın tüm ülkeye dağıtılmasında kullanıldı. Ona ateş taşı ya da büyük kristaller adı verilmeye başlandı. Poseidia'daki güneş tapınağına yerleştirilmiş olan ateş taşı ulusun merkez jeneratörü vazifesini görüyordu. Bu üzerinde de bulunan bu üzerinde bulunan bir mekanizma ile birlikte binanın merkezine asılı vaziyette duran, sayısız yüzeyleri bulunan ve muazzam büyüklükte camdan ya da taştan bir silindirdi. Amianta benzer özelliklere sahip ve bakalite benzeyen, iletken olmayan bir malzeme ile yalıtılmıştı. Taşın üstünde onu güneşe çıkarmak için yeri değiştirilebilen bir kubbe bulunuyordu. Güneş ışığını sayısız prizmalardan geçerek yoğunlaştırılması ve güçlendirilmesi kayda değerdi. Enerji öylesine güçlüydü ki. Bunu radyo dalgalarına benzeyen ve görünmeyen şualarla tüm ülkeye dağıtabiliyorlardı. Bunun enerjisi her türlü aletin, gemilerin, uçan araçların ve hatta eğlence taşıtlarının dahi çalıştırılmasında kullanılıyordu. Bu büyük bu bütün olarak bir uzaktan kumanda sistemiydi ve dalgalar aletler tarafından indüksiyon vasıtasıyla vasıtasıyla alınıyordu. Şehirler, köyler elektrik enerjilerini ya da diğerlerini bu aynı kaynaktan alıyorlardı. İnsan bedeni kristallerden çıkan şuaların hafifletilmiş bir uygulaması ile gençleştirilebiliyordu ve insanlar kendi kendilerini sık sık gençleştirebiliyorlardı. Bununla beraber ateş taşı yıkıcı amaçlarla da veya işkence etmede ya da ağır biçimde cezalandırmalarda da kullanılabiliyordu. Kuvvetine şiddeti çok yüksek bir düzeye ulaşıldığında hata sonucu ikinci tufanın meydana gelmesine yol açtı. Şuaları diğer elektrik güçleriyle birleştirerek toprağın bağrında sayısız yangınların çıkmasına yol açtı ve bunun sonucunda doğanın güçlü enerji kaynağının neden olduğu korkunç volkanik patlamalar meydana geldi. Ama ki Açeyi ve özellikle de büyük adalardan sonuncusu olan ve kendi adını taşıyan adada yer alan ve o çağın dünyasında en önemli durumunda olan Vosedia gibi beyaz taştan yapılma harikulade güzellikteki şehirler tüm ülkede güneş ışığı altında pırıl pırıl parlıyorlardı. Şurada Parfa koyunda da dünyanın en işlek ve en iyi korunmuş liman, limanı yer alıyordu. Su şehirdeki evlere ve çok sayıda havuzlara ve su depolarına, dağların yamaçlarına ve sayısız ırmaklara dek uzanan dev boyutlarda inşa edilmiş olan su kemerleriyle getiriliyordu. Su sporları ülke sakinlerini çok cezbediyordu. Evlerin damları düzdü, teras biçimindeydi ve dış duvarları cilalanmış ve çok güzel mozaiklerle bezenmiş beyaz taştan yapılmışlardı. Şehrin merkezinde tapınak bulunuyordu ve bir yasasının çocuklarının yaşamı bunun çevresinde düzenleniyordu. Kubbesi çok büyük ve oniksten topa, topazdan ve berilyumdan, zümrüt de olabilir, yapılma dev sütunlarla taşınıyordu. Bu sütunların üzerindeki mavi yakuttan ve canlı renklere sahip başka taşlardan yapılan işlemeler yer almaktaydı. Tapınağın kubbesi tüm güneş ışınlarını yansıtıyordu. İleride tapınağın ana bölümünde yer alan mihraplarda kutsal ateşler sürekli olarak yanmaktaydılar. Bu esrarengiz alevler melez varlıkları bedenlerindeki o istenmeyen hayvansal eklentilerden kurtarmak için kullanılan ve bir süre sonra da bileşkesi giderek unutulan ışınlar meydana getiriyordu. Toplantı yapmakta kullanılan büyük bir iç avlu ve kahinlere, rahiplere, rahibelere ve tapınağın tüm hizmetçilerine ayrılmış olan küçük odalar bulunuyordu. Sayıları hayli kalabalık olan din adamları o devrin en bilgili kadın ve erkeklerinden oluşmaktaydı. Bazıları hakimlik vazifesi görüyorlardı. Vicdani ahlak idarecisi ve danışmanı olarak da görev yapıyorlardı. Atlantisliler ve özellikle de Poseidyalılar evrendeki yaratıcı enerjileri inceliyorlar ve doğanın zenginliklerinin, bitkilerin, kıymetli taşların, metallerin, titreşimlerinin ve bunların insanların pisişik ve sezgisel doğalarında meydana getirdiği titreşimsel sonucun özünü kavrayabiliyorlardı. Tarım da tıpkı astronomi ve astroloji gibi çok ilerlemişti. Atlantisliler sayıların anlamlarını hesaplayabiliyorlardı. Yıldızlar ve elementler hakkında bilmedikleri yoktu. Ve hatta sabah çiğinin faaliyetini ve meydana getirdiği sonuçları dahi bilmekteydiler. Yer çekimini nötralize etmeyi öğrenmişlerdi. Tüm metafizik, ruhsal ve bilimsel yasaları anladıkları gibi insanın ve beş ırkın kökenine ait sırları da kavrayabiliyorlardı. Bir yasasının çocuklarına sahip oldukları bu eşi benzeri olmayan bilgileri beli al oğulları kendi fesatlıkları için kullanmak istiyorlardı. Bu materyalistler tek tanrıya tapanların sadece fikirlerine değil aldıkları tesbirleri ve yaptıkları uyarıları da hor görüyorlar ve aşağılamaya çalışıyorlardı. Bir yasasının çocukları arasından belial oğullarının iddialarını benimseyen ve yaşam biçimlerine imrenerek onlara katılanlar ve sırf zevk ve tahrip etme arzularının tatmini için yaratıcı enerjileri ve evrensel yasalarını kullanmalarında yardım edenler de çıkıyordu. Bu kötüye kullanma hayatın veya yasanın nokturn tarafı adı veriliyordu gece yaşayan, gece vakti gerçekleşen tarafı demek istemiş yani. Çok sayıda tapınağın kutsiyeti tahrip ediliyor ve bunlar birer günah mağarası haline dönüştürülüyor. Bir yandan da ruhsal yasalar bedensel arzuların doyurulmasında kullanılıyordu. Pisişik yeteneklerin kötüye kullanılması pek çok felaketlere sebep oldu. Gazların, sıvı havanın ve patlayıcıların egoistçe amaçlarla kullanılması hususunda tartışmalar oldu. Yönetici durumundakilerin sahip oldukları özel imtiyazlar konusunda çatışmalar çıktı. Köleler, köylüler ve işçi sınıfı sadece eziyet çekmek ve zor koşullarda çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılmakla kalmıyor, ayrıca ödedikleri vergilerle de eziliyorlardı. İki grup arasında bir uçurum oluştu. Kudret bir yasası çocuklarının elinde de olsa karşı taraf bunların otoritesini yıkmak için her şeyi yapıyordu. Sonunda iç savaş patlak verdi. Yönetim şekli sosyalist eğilimli bir monarşiydi. Kral özel bir konseyin yardımıyla hüküm sürüyordu. Kötü unsurlar sonunda bu konseyin içine sızmaya başardılar. Yalan, entrika ve komplo kralın sarayında bile yaygınlaştı. Toplum üç sınıfa ayrıldı. Hükümran sınıf, her iki gruptan olup da nüfuzlu mevkileri işgal edenler ve yüksek ruhban takımı tarafından oluşturuluyordu. Ve son olarak da emekçi sınıfı geliyordu ve işçilerden, köylülerden ve melez yaratıklardan oluşuyordu. Ayrıca kraliyetin deptebeli yaşamına tutkun olan saray halkı, prensler ve prensesleri de unutmamak gerekir. Bir yasasının çocukları ise topluluk halinde yaşamaktaydılar. İç çalkantılar, huzursuzluklar, anlaşmazlıklar, şahsi arzuların iyice azgınlaşması genelde hakim olan bu tatsızlık ortamı Atlantis'in son çöküşünü hazırlayıverdi ve yıkılışı daha önce çarpıcı bilimsel aşamalar yapmaya imkan vermiş olan doğal ve ruhsal yasaların kötüye kullanılmışları oranında da zorlu ve azap verici boyutlarda gerçekleşti. Tek tanrıya sadık olanlar, sümüksü bez vasıtasıyla faaliyette olanlar, bunu çok bahsetti ya, çok yakın bir zamanda birkaç gün mü, çok bir iki hafta önce diyeyim hatta, o epifiz bezini bir araştır demişti biri bana nedense üçüncü göz olayını. Şu an kitapta karşıma çıktı. Tek Tanrı'ya sadık olanlar, sümüksü bez vasıtasıyla faaliyette olanlar, ancak giderek kaybolmaya yüz tutmuş o duru görü yetenekleri sayesinde Atlantis topraklarının batışının yaklaşmakta olduğunu anlamışlardı. Toplumları uyarmaya, önlenmesi imkansız olan o felakete mümkün olabildiğince engel olabilmek için onları birleştirmeye çok gayret serpettiler. Tanrı'nın emrine göre belal oğullarının arzu ettikleri gibi hem cinslerine itaat altına almak yerine, Üstünde yaşadıkları toprak parçalarını itaat altına almaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorlardı. Felaketi engellemek için dünya üzerinde yaşayan tüm ulusların sahip oldukları tüm bilgileri bir araya getirme yolları aradılar ve bu amaçla büyük bir toplantı gerçekleştirildi. Tüm ülkelere mensup delegeler büyük felaketi önleyebilmek ümidiyle tüm bilgeliklerini ve bilgilerini ortaya koymak üzere Atlantis'e geldiler. Ama tüm çabaları boşuna oldu önlenemez olan boyun eğen bir yasanın bir yok önlenemez olana boyun eğen bir yasasının çocukları başka çözümler ve kolonileştirebilecekleri yerler aradılar. Emniyetli sığınaklar arama amacıyla Mısır'a, Honduras'a, Yucatan'a dünyanın diğer bölgelerine denizden, havadan ve karadan olmak üzere sayısız araştırma seferi yapıldı. Her şeyden de önemlisi dini arşivlerini, sembollerini, ibadet eşyalarını muhafaza etmek amacındaydılar ve bunları beraberinde götürdüler. Atlantis M.Ö. önce 10.700'de <laughs> Atlantis milattan önce 10.700'de zaten tam bir çöküntü durumundaydı. Uçurumun dibini bulmuştu. İnsan kurban etmeler ve güneşe tapınma gerçek dinin yerini almıştı. Her yerde zina, ahlaksızlık ve her türlü bozukluk hüküm sürmekteydi. İnsan ve hayvan karışımı melez yaratıkları giderek daha çok eziyet görmeye başlamışlardı. Doğa güçlerini çok kötüye kullanıyorlardı. Güneş prizmaları, birer zor kullanma, işkence ve ceza aracı haline gelmişti. Öylesine ki halk bunlara korkunç kristaller adını takmıştı. İnsani değerlere hiç mi hiç saygı kalmamıştı ve ahlak yeni yeni uçurumlarda yitip gidiyordu. Tüm ülkede şiddet ve isyan hüküm sürmekteydi ve ardından sonuncu afet geldi. Muazzam yer sarsıntıları toprak, toprakların altını üstüne getirdi. Büyük adalar kendilerini yutan okyanus karanlık sularına gömülüp gittiler. Kısa bir sürede su yüzeyinde adeta bir milletin mezarının yerini işaret edercesine sadece birkaç zirve kaldı. Bazıları kaçmaya muvaffak oldular. Diğerleri ise zayıf olanlara diğer ülkelerde sığınma imkanları yaratmak amacıyla kahramanca kalmayı seçtiler büyük bir çoğunluk kıta ile birlikte sulara gömüldü. Milattan önce 9500'de Atlantis yeryüzünden tamamen silindi. Bununla beraber Atlantis kültürü tamamen yok olmadı. Onun izlerine Çin'de ve Hindistan'da hala rastlanmaktadır ve etkisi sayısız tekrar doğuşlarla kendini günümüzde de gayet kuvvetle hissettirmektedir kendisini. Tarih ebedi bir yeniden başlangıçtır ve bu batık kıtanın tüm bölgelerinin yeniden gün ışığına çıkacak olması gibi Atlantis'lerin ruhu da günümüzde yeniden ortaya çıkmaktadır. Doğru? Poseidya Adası suların üstüne çıkacak olan ilk bölgedir ve Atlantis okyanusunda Amerika kıyıları açıklarında yeni kara parçaları belirecektir. Bunun zamanı yakındır belirtti mi acaba son zamanlarda araştırmak lazım. <laughs> Bahama Adaları, ikinci tufandan önce geniş kıtanın bir parçasını oluşturan Poseidya Adası'nın zirve kısımlarından yegane geride kalanlardır. Buraya çok yakın bir bölgede, Bimini sularında ve Florida kıyılarından 50 mil açıkta çamur tabakaları eski ve batık bir Atlantis tapınağının kalıntılarını örtmektedir günün birinde ortaya çıkarılacaktır. Pirene'lerde ve Fas'ta eski bir Atlantis kolon kolonisinin yıkıntıları hala keşfedilmeyi beklemektedir. Hemen bir küçük not. Edgar Cayce doğum tarihi 1877, ölüm 1945. Bu tarihler arasında bu belgeleri yazmış bir kahin kendisi. Nereliydi? battım pardon Amerikalı işte ha, Amerikalıymış <laughs> Kentucky'de doğmuş Hı. devam ettim Atlantis'ten kaçıp sığınanlara Honduras, Guatemala Guatemala ve Meksika'da yukatan mayalar deniyordu. Kuzey Amerika'da ise New Mexico, Arizona'ya ve Colorado'ya yerleştiler. Doğu'ya Mississippi ve Ohio'ya Ohio Oyo. Oyo'ya kadar ilerlediler ve tümülüsleri yaptılar. Tümülüs genellikle eskiden mezarların üzerine toprak veya taştan yapılan koni şeklindeki tepeye verilen isim. Kuzey Amerika'da rastlanan kadim devirlere ait ve insan eliyle yapılmış olan koni biçiminde tepelere de tümülüs denirmiş. İrakua yerlileri bunların doğrudan torunlarıdır ve Atlantis dininin üzerine hemen hemen tüm kızıl derili kabilelerinde rastlanır. Atlantislerin etkisi Mısır'da kendini piramitlerin yapımında gösterir ki bu mimari şekline Meksika'da da rastlanır. Bazı yazıtlar birbirinin aynıdır. Eski ayetin bazı kısımlarını aydınlatma imkanı verecektir. Buna ek olarak büyük kristallerin yapılış planları da planlarını da içermektedir. Bu kalıntılardan bazıları bunları çözmeyi başaramayan arkeologlar tarafından Yukatan piramitlerinde bulunmuştur. ...açıklamaya baktıysanız... ...bu adam 1988 sonrasını da... ...anlatmış, kitabın sonlarına doğru... ...bir bölüm, onu da okuyacağım... ...ilerleyen zamanda ve merak ediyorum... ...acaba bir şeyler tutmuş mu, çıkmış mı diye. Nerede kalmıştım? ha? Casey okumalarında verilen ilk... E, ...tarih, 10,5 milyon yıl... ...öncesine dek kusursuz ırk ruhlarının... ...ikinci tesirleri uzanıyorsa da... ...Büyük Atlantis dönemi boyunca... ...M.Ö. 200 bin ile... 10700 yılları arasında pek çok uygarlıklar geliştiler ve sönüp gittiler. İlk ve son tufanlar arasında binlerce yıl geçti. Birinci felaket zamanındaki göçler vasıtasıyla Pirenelere ve Amerika'ya götürülen kültür, ikinci göç ortasının esnasında Orta Amerika ve Fas'a aktarılan kültürden ve üçüncü ve son tufan zamanında Mısır ve Meksika'ya götürülen kültürden farklıydı. Atlantis uygarlığı bir bütün olarak tek bir kerede nakledilmiş değildi. Kıta adalara ayrıldığında konuşulan dillerde de ayrılıklar baş gösterdi. Halbuki dünyanın geri kalan kısmında hala aynı diller konuşulmaktaydı. Bu da Atlantislilerin göç ettikleri diğer ülkeleri olan etkilerini hayli zora sokuyordu. Çağımız pek çok bakımdan eski Atlantis'in bir kopyası gibidir ve sahip olduğumuz teknoloji Atlantislerce kaydedilmiş olan gelişmelerle kıyaslandığında daha da iyi anlaşılacaktır. Onlar günümüzde de çok büyük imkanlarda tekrar doğup durmaktadırlar. Halbuki insanlık devresi, siklus, karma yasalarına etki ve tepkiye göre tekamül etmektedir ve insanlar yeniden kendi elleriyle yaratmış oldukları bir dünyaya karşı çıkmak zorundadırlar. Gelişmiş uygarlığımız bizlere ilk kez ve benzer şartlar altında sadece yapmış olduğumuz sayısız haksızlıkları ve insafsızlıkları telafi edebilmemiz değil, tabiat güçlerini yapıcı ya da yıkıcı amaçlarla kullanma konusunda bir kere daha bir seçme yapabilmemiz imkanını vermektedir. Casey şöyle demişti. Bu varlığın Atlantis'te olduğunu görmekteyim. Sonuç olarak o da pek çok Atlantislinin yapmakta olduğu gibi dünya üzerinde içinde bulunduğumuz çağda tekrar doğmayı seçmiş bulunmaktadır. Bir şeyden emin olunuz. Hiçbir ülkenin hiçbir yöneticisi varlığın inançların taraftarı ya da düşmanı olsun. Bir Atlantisliden başka biri olamaz. Belirtmiş olduğumuz gibi Atlantisliler çok yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmışlardı ve onlara ilahi faaliyetler emanet edilmişti. Ama tıpkı bu varlığın da yaptığı gibi onlar tüm varlıkların kimin için ve kimin içinde yaşayabileceğini unutup gitmişlerdir. Ve sonunda bedenlerini tahrip etmişlerdir ama ruhlarını değil. Bu varlığın da yeryüzündeki gayesi şudur. Diğer insanlara mutluluk getirmek hem de bir an evvel. Yani tanrının şu sözünün yaşayan bir numunesi olmak. Sizler güçsüz olanlar ve ezilenler bana gelin. Hacımı taşıyın ve öğretilerime kulak verin. Bu varlığın tekrar doğuşunun altında yatan sebep budur işte. Maksadında ya başarıya ulaşacak ya da tıpkı Atlantis'teyken yapmış olduğu gibi ve diğer pek çok ruhunda bu özel alanda başkalarına pardon başlarına gelmiş olduğu gibi açıklı bir başarısızlığa uğrayacaktır. Bizler hepimiz bir imtihanlar devrinin eşiğindeyiz. Bugün yapmış olduğumuz şeyler insanlığın binler, binlerce yıllık kaderini belirleyecektir. Casey dosyalarından aktarmalar bir hayat okuması için verilen bilgilerin içinde zaman zaman varlığın ya da kişinin Atlantis kıtasındayken özel bir konum işgal etmiş olduğuna ya da bu kıta üzerinde herhangi bir faaliyete iştirak etmek olduğuna ya da varlığın bu kıtadan ayrılarak o devirde yeryüzünde bulunan başka bir bölgeye buraları özel bir gelişme süreci aşılayabilmek için gö göç etmiş olduğuna rastladım. Bu kişiler çok faal olmalıydılar. Çünkü yeni gökler altına gelmiş oldukları halde içine girmiş oldukları bu yeni ortamlarda bir hayli değişiklikler oluşturmaya başladılar. Tekrar doğuşunun bir olgu olduğunu ve dünyada önce yaşamış olan ruhların bugünkü devirde de yeryüzüne doğmakta olduklarını kabul edersek Eskiden yaşamış oldukları devirde yaptıkları faaliyetlerle kendi yıkımlarını hazırlamışsalar günümüzde de geri gelerek yeniden bazı değişimler meydana getirecek olduklarını düşünmek yanlış mı olur acaba? Onlar bu eski dünyaya mı aittirler yoksa bizimkine mi? Varlık Yeryüzünde yaşayan ve dokunulmazlar denen o acayip mahlukların oluşturduğu kasların, yüksek kaslara mensup olanlarca köpeklerden bile daha çok aşağılanmaları ile ilgili olarak vicdanların sızlanmaya başlamış olduğu ve sorunların ortaya çıktığı o dönemde yaşamış olan bir Atlantislidir. Varlık, dokunulmazlara içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için yardım etmeye çabaladığında, yüksek bir konumda bulunuyordu. Günümüzde ise geçmişteki bu deneyimiyle güçlenmiş olarak varlık, metaller, kontrüksiyon ve demokratik anlayışla ilgili her şeyi bilmektedir. Varlık o çağın toplumlarında bir üstad, bir öğretmendi ve karalarla birlikte okyanusa gömülenler arasında bulunuyordu ve varlık yeni değişimlerin meydana gelecek olduğu bugünkü dönemde yeniden dünyaya gelmiştir. Atlantis'te Isuhuta Ishuta adıyla yaşamış olan varlık korkuya yenik düştü ve gerçek ortaya çıktığında diğer insanları doğru yoldan çıkardı. Günümüzde bu korku onda doğuşundan beri sürmektedir. O devirde dünya zamanı şimdi olduğu gibi günler, haftalar ve yıllar değildi onluklarla, elliliklerle ve yüzlüklerle sayılıyordu. Buna göre 5, 6 ya da 700 sene yaşamak günümüz zamanına göre sadece 50, 60 ya da 70 yıl yaşamak demekti. Belirtmiş olduğu gibi varlık mekanik ile ve mekaniğin kullanımı ile uğraşanlara kalmıştı. Ve bu günümüzde henüz icat edilememiş olan şeylerin bulunduğu bir dönemdi. Örneğin ateş taşı gibi. Varlığın içinde bulunduğu faaliyetler kendisine o çağın hem yapıcı hem de yıkıcı güçleriyle uğraşmaya sevk ediyordu. Varlığın günümüzde daha iyi anlayabilmesi için bu aletin bir tanımını yapmak iyi olacaktır aletin var, tanımını yapacak şu an ateş ateş taşının tabanı günümüzde yalıtkan olmayan malzeme diye adlandırdığımızdan kaplanmış olan yapının ortasını adlandırdığımızdan kapla tabanı günümüzde yalıtkan olmayan malzeme diye adlandırdığımızdan kaplanmış olan yapının ortasında günümüz İngiltere'sinde bu tip şeylerle uğraşanların gayet iyi bildikleri bir isim altında üretilen diğerleri gibi amyanta benzer taştan ya da metalden bir malzeme bulunuyordu. Taşın üstünde bina oval yumurta gibi ya da kubbe şeklindeydi ve taşın faaliyetinde ateş halindeki cisimlerden yayılan enerjilerin yoğunlaştırılmasından, dünya atmosferinde bulunan ya da bulunmayan unsurlardan ve güneşin ya da yıldızların ışıların, ışınlarından yararlanabilmesi için bu kubbeyi geriye çekmeye yarayan bir mekanizma bulunuyordu. Cam günümüzdeki adıyla prizmalar vasıtasıyla yapılan konsantrasyon yoğunlaştırma işlemi değişik nakil vasıtalarına monte edilmiş cihazlara etki edebilecek şekilde gerçekleştirili gerçekleştiriliyordu. Günümüzde uzaktan komanda sisteminde radyo dalgalarının yönlendirilmesiyle çok benzeşen endüksiyon yöntemleri sayesinde taştan yayılan ve taşıtların hareket ettirici gücüne etkide bulunan enerjinin türü sayesinde bu işler gerçekleştiriliyordu. Her şey öylesine tasarlanmıştı ki kubbe açıldığında veya yer değiştirdiğinde mekanda hareket eden değişik yapılara bunlar ister gözün görüş alanı içinde isterse de dışında suyun altında veya havada ya da karada gidiyor olsun yollanan direktifleri hiçbir şey bozamıyordu. Taşın hazırlanması sadece inisiyelere emanet edilmişti ve varlık bu radyasyon ışınım şu an neşretme etkilerini yönetenler arasında yer alıyordu. Bu dalgalar gözle görünmez bir şekilde yükseliyorlardı ve gerek o devirde mevcut bulunan gazlar sayesinde uçan taşıtları havalandırmak için gerekse de karada ya da havada veya suda ya da e, suyun altında gidebilen eğlence taşlarını yönlendirmede kullanılıyorlardı. <laughs> Bunlar jeneratörün günümüzde söylendiği gibi merkezine yerleştirilmiş olan taştan yayılan dalgaların yoğunlaştırılmasıyla hareket ettiriliyor, ettiriliyorlardı. Ay ne biçim fiiller çok uzun. Varlık bu aktif güçten yıkımın tohumlarını ekmek için yararlandı. Bu amaçla ülkenin çeşitli bölgelerine şehirlerde, köylerde ve kasabalarda sürdürülen faaliyetler için enerji üreten farklı cihazlar yerleştirdi. Bu cihazlar beceriksizlik yüzünden yüksek hacimle ve çok güçlü çalışacak şekilde bağlandı ve bu da ülke halkına ikinci yıkım dönemini getirdi ve kara parçalarının adalara ayrılmasına neden oldu. Ne Nitekim daha sonraları bu adalar da getirilen yeni güçler yüzünden yıkılıp gideceklerdi. Aynı ateş türü sayesinde insan bedenleri yenileniyordu. Taşın ışınımlarını kullanarak canlı organizmaya yıkıcı güçleri getiren etkiyi yakıyorlardı. Varlık bu şekilde pek çok kereler kendini gençleştirmişti ve bu ülkede kah toprakların parçalanmasından sorumlu olanlarla kah son yıkım esnasında Belal ile birlikte çalışarak sonuna kadar yaşadı. Bu varlığın düşüşü oldu. Başlangıçta yıkıcı güçleri yönetmek arzusuyla hareket etmiyordu ama daha sonra iktidar hırsı üstün geldi. Bu taşın tanımlanmasına ve yapısına gelince büyük ve camdan günümüzde adıyla bir silindir görüyoruz. Bu tepesi ya da başlığı silindirin en alt yüzü ile tepesi arasında yoğunlaştırılmış olan enerjiyi toplayabilecek şekilde façetalar, küçük satırlar halinde yontulmuş durumdadır demiş. Bu yapının planları ya da belgeleri günümüzde halen dünyanın üç bölgesinde bulunmaktadır. Atlantis'in batık bazı bölgelerinde ya da Poseidya'da ki buradaki tapınakların kalıntıları şu anda Florida açıklarındaki Bimini adası yakınındaki bir bölgede okyanusun dibinde çamur tabakasıyla örtülü bir durumdadır ve yakın bir zamanda keşfedilebilecektir. Acaba bu kitabı okuyup gidip bakmışlar mıdır? Delilik midir bu acaba? Ya da çok derindedir. Ve ikinci olarak Mısır'ın eski tapınaklarının arşivlerinde ki varlık daha sonra buralarda, daha önce ülkelerinde bulundukları sırada muhafaza etmiş ve daha sonra Mısır'a getirmiş oldukları belgeleri korumak için diğerleriyle birlikte çalışmıştı. Bunlara ek olarak üçüncüsü diğer arşivlerde Amerika'ya günümüzde Yukatan adı verilen bölgeye nakledildiler ve hatta bu taşlar ki haklarında hiçbir şey bilinmemektedir şu an bile keşfedilmiş durumdadır. Atlantis topraklarında birin sayısız yasalarının ve esaslarının çiğnenmesi sonucu oluşan e, sonucu değil, sonucu oluşan sıkıntılar ve felaketler zamanında ve Poseidon Adası ahalisinin ahalisinden göç etmesine neden olan yer sarsıntıları başladığında varlık doğadaki harekete geçirici güçleri depolayanlar arasında yaşıyordu. Bu güçler ışığı, formları ve faaliyetleri çok kuvvetli bir şekilde yoğunlaştıran büyük kristallerden gelmekteydi. Bunlar sayesinde deniz dibinde veya havada giden taşıtları idare ediyorlardı. Bu güçler ayrıca birçok teknikte, teknikte örneğin cisimleri ulaştırmada, sesi ulaştırmada, bu faaliyetlerin kaydedilmesinde ve günümüzdeki adıyla televizyonun çalıştırılması için özel titreşimlerin meydana getirilmesinde kullanılıyordu. Atlantis topraklarında yıkıcı güçleri harekete geçiren faaliyetlerin önceden bilinmesine dayanan ve Atlantis dışına yapılan göçlerin yaşandığı o garip devirlerde varlığın günümüzdeki isimleriyle sadece Yucatan denilen ülkeye değil, Piranelere ve Mısırlara, Mısır'a da gidenler arasında bulunmuş olduğunu görüyoruz. Hava yoluyla taşımacılık ve iletişim yöntemleri o devirde çok daha e, sonra Hezekiel'in tarif edecek olduklarına çok benzemekteydi. Atlantis topraklarında son afetten önce ve milletlerin büyük göçü gerçekleştirdiği devirde varlık, çeşitli uzak ülkelere yapılan yolculukları düzenlemeye yardım edenler arasında bulunuyordu. Varlık, yargıç bugünkü ismiyle vazifesi görüyordu. Yargıç vazifesi görüyordu ve ayrıca milletlere uygun bir çevre, iklim ve etkinlikler sağlayabilecek kapasitede bölgeler araştırmakla da görevliydi. Ve varlık günümüzde Orta Amerika diye adlandırılan ve ülkeden kaçanların günümüzde keşfedilmiş olan o pek çok tapınakları inşa etmiş oldukları bölgeye geldi. Varlık bu arkeolojik buluntulardan söz edildiğini duyduğunda buna çok özel bir ilgi duydu. Çünkü bu onun uzak geçmişinin bir parçasıdır. Varlık, kendi kendilerine bu ülkeyi terk eden insanların geride neden tek bir mezar dahi bırakmadıklarını ve oturdukları evlerden neden tek bir kalıntı dahi kalmadığını soranlara pek çok şeyi açıklayabilir. Çünkü Varlık, ölüleri yakma adeti oluşturanlardandı. Ve çok sayıda insanın külleri bu amaç için kurulmuş tapınak, tapınaklardan birinde bulunabilir. Atlantis topraklarında Belial oğulları tarafından azdırılan yıkıcı güçlerin neden olduğu göçün başlangıcında varlık bu ülkenin prenslerin, prenslerinden biriydi. Diğer bölgelere seyahatleri sağlayan etkilerin ayrılmasına, belgelerin muhafaza edilmesine ve günümüzde medeniyet adını verdiğimiz şeyin bir bölümü haline gelmiş olan etkinliklerin sürekli olarak yerleştirilmesine taraftardı. Varlık sadece hava ve deniz seferlerinde değil, doğa güçleri sayesinde diğer ülkelerle haberleşme sanatında da ustaydı. Sonuç olarak doğanın haberleşme ile alakalı bu şeyleri o devirde varlığın yaşamının bir parçasını oluşturmaktaydı. Yolculuk hikayelerinde, imajinasyon, tahayyül, yabancı ülkeler ve yabancı milletlere ve onların örf ve adetlerine ait her şey onun doğuştan var olan güçlerinin bir bölümü haline geldi. Varlık korunması gereken kişilerin yollanabilecekleri birden fazla sayıda ülkeyi araştıran grupta bulunuyordu. Böylece yukatan ülkesine Pirene'ler ve Mısır'da yapılan faaliyetleri tanıdı. Bugün de bu milletlerin adetlerinin ve yaşam biçimlerinin varlığının ilgisini çektiğini görmekteyiz. Eski yaşamının başlarında varlığın ilgisini, pardon, Eski yaşamın başlarında varlığın Poseidya'da yaşamış olduğunu görüyoruz. Ama belirleyici faktörler bir yasanın çocukları ile Belal bir yasasının çocukları ile Belal oğulları arasında çatışmaları doğurduğunda varlık yeniden inşa dönemi esnasında Mısır'a gidenler arasında bulunuyordu. Varlık ikinci tufandan hemen önceki karışıklık ve huzursuzluklar meydana geldiği sırada Belal oğulları ve bir yasasının çocukları arasında tartışmalar ve anlaşmazlıklar çıktığı zaman da Atlantis topraklarında yaşamaktaydı. Varlık bir yasasının çocuklarının prensiplerini izleyen ancak bir yandan da belal oğullarının maddi avantajlarından yararlanmaya teşebbüs edenler arasına katıldı. Böylece varlığın maddi ve ruhsal ideallerinde bir zıtlık meydana geldi. Ama senin sahibin olan Tanrın birdir ve kendine karşı bölünmüş bir evi yoktur. Atlantis topraklarında... Kıtanın parçalandığı devirler esnasında ülkenin değişmesi için bir kanun ilan edildiği zaman varlık Mısır'a doğru yelken açan ancak günümüzde Portekiz, Fransız ve İspanyol ülkesi denen yere Prenelere gelenlere eşlik ediyordu. Prenelere gelenlere eşlik ediyordu ve Salais falezlerinde varlığın arkadaşları tarafından bırakılmış olan izler hala görülebilir. Amaçları bir yasasına sadık olanlar için dini bir etkinlik kazandırmaktı. Varlık önce kaybetti, sonra kazandı. Kazanması Mısır topraklarını uygar, uygarlaştıranlarla işbirliği kurulduğunda gerçekleşti. Ve tüm bunlar İskenderiye çevresinde keşfedilmeyi bekleyen eşyalarla kanıtlanacaktır. Çünkü şu da açıklanabilir ki varlık Barış Prensi'nin ilk ini inisiyasyonu için <laughs> Barış Prensi'nin ilk inisiyasyonu için Mısır'a gelişinden 10.300 sene önce İskenderiye'de bir bilgi kütüphanesini ilk kuran kişiydi. Çünkü beni duyunuz. O Mısır'da da çarmıha gerilmişti. Tekrar çünkü şu da açıklanabilir ki varlık Barış Prensi'nin ilk inisi <laughs> Barış Prensi'nin ilk inisiyasyonu için Mısır'a gelişinden 10.300 sene önce İskenderiye'de bir bilgi kütüphanesini ilk kuran kişiydi. Çünkü beni duyunuz. O Mısır'da da çarmıha gerilmişti. Evet bu kadar. Bu bölümde bu kadar. Dördüncü bölümde inşallah.